Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Sizlerle beraber çok güzel bir oa kasma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Benim şu anda elimde 10 tane baltam var ve silahlarım var vesaire. Ama siz 400 şu anda size 400 oa kasma olayını anlatacağım ve taktiklerini göstereceğim. Ufak bir durum olacak. Buradan Muhammed Tukan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisi çok iyi bir insan. Bize 100 level'lik bir hesap verdi arkadaşlar. İçinde bir sürü zırhı var, bir sürü silah var. 7 seviyede bir motor var arkadaşlar. Bunun çekilişinde diğer hesabımızı kastıktan sonra vereceğiz arkadaşlar. Diğer hesabımızda motorumuzu tamamlayacağız ve ikisini beraber size hediye edeceğiz çekilişle. Bu çekiliş birkaç hafta içerisinde olabilir arkadaşlar. Ne kadar hızlı bitirebilirsek motoru o zaman size çekilişimizi yapacağız. Evet, gerçekten ikisinde de güzel silahlar olacak, güzel zırhlar olacak ve motoru tamamlanmış olacak. Evet, beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Abone değilsen abone ol çünkü çok yakında bu çekişler olacak. Kendinize iyi bakın. Her 5 balta arkadaşlar 100 tane OAK'a eşit arkadaşlar. Sadece OAK ağaçlarına vurursanız tabi, başka ağaçlara vurursanız bu ihtimal değişebilir. Her 5 balta 100 OAK ağacına denk geliyor arkadaşlar. Hemen hemen. Mesela 5 tane balta yaptığınız 100, 10 tane yaptığınız 200. 20 tane yaparsanız 400 OAK kasabilirsiniz arkadaşlar. Ama 20 tane OAK, 20 tane balta yapıp giderseniz yanınızda silah kalmayacaktır. Silah almaya boşluk kalmayacaktır. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? İlk önce şöyle biz taktikal backpack'in olması lazım. Eğer bu yoksa bunu yapmak biraz zor. 400 yapamazsınız. Ama şöyle size bir taktik vereyim arkadaşlar. Yanınıza malzeme alarak çok daha fazla yerden tasarruf edebilirsiniz. 100 tane demir, 100 tane bant, 40 tane çivi arkadaşlar, 60 tane de plank alarak 20 tane balta yapabilirsiniz. Bunlar ne kadar yer kaplıyor derseniz şu kadar yer kaplıyor arkadaşlar. 15 tane yer kaplıyor bu dediğim malzemeler. Ama 400 tane OAK kasabiliyorsunuz o şekilde. 15 tane baltayla 300 tane kasabilirsiniz ama 15 yer kaplayan o malzemelerle 400 tane kasabilirsiniz. Bunun da resimlerini koyacağım. Bunun kanıtları var arkadaşlar. Bunu yaptım ben daha önceki videolarımda. Onlardan birkaç parça resimler koyacağım. İlk önce buraya bir tane o 400 OAK için lazım olan malzemeleri koyacağım. 100 tane bant yerine 80 tane bant alın arkadaşlar. Yanınıza su almayın. Yemekler alın. Silahları vesaire o resimde görebilirsiniz arkadaşlar. O resimde size koyacağım şimdi. O resimde görebilirsiniz. 80 tane bant alın. Diğer 20 bant da zaten oradaki chestlerden çıkacaktır arkadaşlar. Sular da çıkacaktır. Suları da chestlerden bulabilirsiniz. Yer problemi çekeceksiniz biraz. 400 oak kasmak istiyorsanız biraz yer problemi çekeceksiniz. Onu da size gittiğimiz yerde nasıl yapacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Şu anda ben elime bu kadar malzeme aldım. Çünkü ben 200 oak kasacağım. Ama size sadece nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Çok da uzun olmasın bu video. Hemen gidelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Kanalımıza abone değilsen lütfen abone ol. Canlı yayınlarımızdan da haberdar olursun bu şekilde. Bildirimleri açarsan canlı yayınlarımızdan haberdar olursun. Bu arada tuvaletiniz geldi. Bu arada arkadaşlar gitmeden önce tuvaletinizi yapın. Ve köpeklerinizi besleyin. Bu sayede de köpeklerinizin yeteneklerini kullanın. Şimdi bir zombi gelmiş, onu öldüreceğiz. Zırhımız şu anda full değil, zırhımızı fullememiz gerekiyor. Yanınıza iki tane 2 seviye zırh alın bu şekilde arkadaşlar. 2 seviye full olsun, 2 tane alın. Bir parçasını da motorunuza koymanız gerekiyor. 400 watt yapmak istiyorsanız ben şu anda tek parça zırh alacağım çünkü ben 200 yapmak istiyorum. Bana bunlar yetecektir. Biliyorsunuz çok düşük zırh alırsanız orada üşürsünüz arkadaşlar. Dediğim zırhtan daha aşağısını almayın. Evet arkadaşlar, şimdi OAK kasmaya gidebiliriz. Benim aldığım zırhlar bu şekilde. Siz daha iyisini alın isterseniz. İsterseniz böyle gidin. Daha fazlasına ihtiyaç yok aslında. Ben buradan arkadaşlar direkt koştum. Çünkü ben az yapacağım. Siz 400 yapacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar buradan yürütebilirsiniz hesabınızı. Buradan direkt buraya yürütürseniz çok iyi olur. Buraya geldiğinizde, burayı temizlediğinizde arkadaşlar, OAK'ların hepsini temizlediğinizde buradan buraya geleceksiniz. Sonra buradan tekrar geri gidip aynı işlemleri tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyelim ve size daha kolay temizlenen yolunu görün. Evet, üstümüze bir tane o şu an toksik koşuyor arkadaşlar. Elini kaldığında vurabilirsiniz, elini kaldığında vurabilirsiniz. Elini kaldığında vurmanın ne önemi var? Elini kaldığında vurduğunda size kusamaz arkadaşlar. Kusamadığı için de şu anda bizi kokutamaz. Eğer elini kaldığında vurmazsanız ve diğer zamanda vurursanız kusmuğuna yakalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de rahat bir kayıtlama yöntemi var. Yani ıskalama yöntemim var. Bir tane daha toksik geliyor. Bu arada arkadaşlar size bir taktik daha vereceğim. Şöyle bakın.
üstümüze koşarken kusacakları zaman daha uzakta duruyorlar. Elini kaldığında vuruyorum, elini kaldığında vuruyorum, elini kaldığında vuruyorum. Bu şekilde çok rahat bir şekilde öldürüyoruz. Üstünüze kusacakları zaman sizi biraz uzak duruyorlar, ona dikkat edin. Eğer öyle olduğunu fark ederseniz şöyle çapraz koşarsanız zombiye doğru. Böyle mesela zombi buradaysa şöyle çapraz koşmanız gerekiyor. Daha doğru yapamadım şöyle mesela. Zombi arkadaşlar, zombi bu değil mi? Üstünüze koştu geldi. Siz böyle koşarsanız kusmadan kurtulursunuz arkadaşlar. Bu da size güzel bir bilgi olsun. İlk önce yakındaki ağaçları kesmeniz gerekiyor buraya geldiğinizde arkadaşlar. Şöyle yakındaki ağaçları keserseniz zombiler spamlanıp diğer zombileri öldürecektir. Zombiler diyorum. Diğer botlar spamlanıp, NPC'ler spamlanıp diğer botları öldürecektir. Şöyle oak kasmaya devam edelim kenarlarda. Ve top üstümüzde koşan toksikleri öldürelim. Şuraya bir tane daha toksik splitter geliyor. Şu üstümüze koşmayacağız ama zaten üstümüze yapışıyor arkadaşlar. Üstümüze kusmayacağız zaman. Direkt üstümüze koşuyorlar. Bakın şimdi kustu mesela. Elini kaldırma taktiğiyle onun kusmundan kurtuldum. Yanlışlıkla mantar aldık. Önemli değil. Burada otomatik farm yapmak için arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu da keselim. Buradan bir tane daha ağaç keseceğim ve size göstereceğim. Burada bir tane daha zombi var. Ona sneak atak yapalım diyorum. Evet güzel. Diğer zombiye. Bu arada arkadaşlar buraya gelirken Skull Crusher vesaire getirirseniz iyi olur. Ben getirmeyi unutmuşum. Skull Crusher gerçekten önemli. Yüksek hasar vermeni sağlıyor. Ben getirmeyi unutmuşum. Önemli değil benim için. Siz unutmayın yeter ki. Bu arada çok fazla zombinin arasında kaldık. Çok ortaya giderseniz böyle problemler olabilir. Toksikler kaldırabilir böyle arkadaşlar. Birbirlerine hasar vuruyorlar şu anda. Der feeling yeteneğimizi kullanıp oha çok fazla zıpladılar gördünüz mü? Orada bir bug oldu. 3 kere falan zıpladı galiba tam emin değilim arkadaşlar. Neyse burada bir sürü zombiyi telef etmiş bulunuyoruz. Şuradaki oak'ı keseceğiz hemen. 3 tane havuç kullandık bir de self healing yeteneğimi kullandım. Evet şimdi mesela 7 tane oak'ımız var diyelim arkadaşlar. Şunları şöyle dağıttığınızda boş yer kalmayacak şekilde tabii ki de. Boş yer kalırsa eğer şöyle yemeklerini dağıtabilirsiniz. Böyle bastığımda direkt pardon şu anda oto yeteneğim aktif değil. Oto yeteneğimi aktif edeyim. Hayır seni. Evet şu anda oto yeteneğimi bastığında direkt o akın olduğu yere gidecekler arkadaşlar. Ama bir tane envanterinizde boş yer olduğunda başka bir şeyi kırmaya gidebilir. Baltanız kırıldığında onun yerini doldurmayı unutmayın. Bakın mesela şurada 3 tane ağaç var bunların hepsini kıracaktır. İşte benim orada bir tane mushroom'um var arkadaşlar. Şu anda 1'di 2 oldu. Bu full olursa yani 20 tane olursa mushroom toplamayacaktır. İşte ben bunları yiyeceğim. Şöyle dağıtacağız. Ve diğerlerini kesmeye gideceğiz. Evet bu şekilde otomatik farm yapabilirsiniz. Bunu otomatik farm ne zaman yapın? Bunları temizlediğinizde. Ben şu anda tam olarak temizlemedim ama şu anda size gösterme amaçlı. Otomatik farm yapıyorum. Birazdan diğer zombileri de öldüreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 20 bantı buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Gidip gelirken chestlerden çıkacaktır kesinlikle. Şöyle gidelim ve diğer zombileri de öldürmeye başlayalım. Gelin bakalım. Burada bir tane chest var. Chest'e bakalım. Evet. Chest'ten de gördüğünüz gibi yemek vesaire de çıkıyor. Su çıkıyor dediğim gibi arkadaşlar. Şu anda suyumuz var. Buradan çıkarken suyu içerek kendi su ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Şurada bir tane bot var. Botu öldürürseniz arkadaşlar öldürmek isterseniz silahı öldürün. Silahı elinize alın. Hasar yemeden vurmaya çalışın. Şöyle bir tane hasar yedik olsun. Şu anda silahı çıkmadı. Bir tane hasar yemeseydik çıkma ihtimali daha yüksek olurdu. Yedik ama yapacak bir şey yok. Bu kesin değil ama silahla vursanız daha yüksek ihtimalle silah düşüyor arkadaşlar onlardan. Burada çokça denedim ben. Şurada bir tane zombi var. Ona da gidip öldürelim. Şöyle sneak atak ile. Ama yanında iki tane zombi var. Oo. Yine double zombi geliyor. İki tane zombi aynı anda geliyor. Sen bana kusacaksın belli oldu. Bakın kusacağı zaman üstüne gittiğinde geri kaçıyor. Şöyle bunları da öldürelim. Bu arada bazen dediğim taktiği uygulamıyorum. Size anlatmak için unutuyorum. Ama kendim oynadığımda kesinlikle o hasarı yemiyorum arkadaşlar.
Evet. O telefon benim çok ihtiyacım var. Telefonu alırım. Zombilerden de böyle telefon çıkabiliyor. Şansınıza bağlı olarak. Kumaşlar çiğ ipler çıkıyor. Bunlar da işinize yarayacaktır arkadaşlar. Buraya dediğim gibi sadece uvak kasmaya geldik. Uvak kasacağız ve işimiz bitince de gideceğiz. Ama boş yerimiz olsa tabii başka itemler de alacağız. Bunu da böyle silahla vurabilirsiniz eğer problem olacağı zaman. Silahınızı sıkabilirsiniz. Evet. Diğerleri de geliyor. Evet mesela şu şekilde uzakta durduğu için yedik. Diğer zombiler üstünüze geldiğinde sıkıntı olacaktır arkadaşlar. Dikkatli olun. Hasar yememeye çalışın. Toksikler üstünüze kusmasın bu şekilde. Ben şu anda 200 yapacağım için çok önemsemiyorum ama 400 yapacağınız zaman böyle iki tane zombi üstünüze karşıtınızda haritadan çıkın ve geri gelin. Bu önemli. Önemli olan bu arkadaşlar. Canımızı fulleyelim. 15 hasar yedik, önemli. Bu şekilde vurdum. Birazdan umarım silahını düşmüşüzdür. İhtiyacımız olacak çünkü silah. Bakalım silah düşmüş mü? O değil, yanlış kişi. Evet, gördüğünüz gibi silah düşmüş arkadaşlar. Silahla vurduk. Bunu da şöyle alalım. Buradan şunu bandaja çevirebiliriz. Yapmayacağım. Telefon çıksaydı keşke ama yok. Çıkmıyor şu anda. Geri kalan yeri hızlı bir şekilde temizleyelim. Şurada bir tane zombi çıktı. Pardon, kurtmuş. Burada chestler var. Chestlere bakalım. Buradan gerçekten güzel itemler çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca burada motor, araba motor bulma ihtimali daha yüksek. Dediğim gibi şurada bakın mat çıktı arkadaşlar. Burada araba motor çıkma ihtimali de çok yüksek. Evet, buradaki chestimizde bir bakalım şöyle ne var. Buradan silah çıkma ihtimali de var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi sular da burada çıkıyor. Zombiye vuracağım, diğeri de gelecek diyordum, geldi. Teker teker savaşmaya çalışın. Burada çok fazla toxic abomination var arkadaşlar. Ona göre gerçekten biraz zor bir lokasyon. Ama daha hızlı uak kasabilirsiniz. Bir sürü uak olacaktı burada. Yanlışlıkla silahımızı sıktık. Önemli değil. Burada bir tane daha chest var. Şurada bir tane daha chest var. Burada bir sürü de chest çıkıyor. 6-7 tane chest var arkadaşlar. Bunu böyle alalım. Bant alalım. Banta ihtiyacımız var. Bakın bir sürü oak var burada. En kolay kasma yeri de burasıdır. Evet sanırım temizledik burayı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sen bize saldırmayacaksın. Öteki saldıracak mı? Evet burada iki tane toksite savaşırsanız böyle oluyor arkadaşlar. Kokmamaya dikkat edin. Ben size dediğim gibi şu anda ben daha az yapacağım için çok fazla dikkat etmiyorum. Siz çok dikkat etmelisiniz. Burada bir tane zombi var. Onu da öldürelim. Sanırım bitti artık. Pantolonumuz kırıldı gördüğünüz gibi. Pantolonumuzun canı azdı. Şu anda yarıya indi. Evet arkadaşlar bu şekilde taktikler bu şekildeydi. Buranın en son temizlediğimde kaç tane bir kere gelişinizde kaç tane oak çıkacağını göreceksiniz birazdan. Evet burayı hızlı bir şekilde temizleyeyim. Şurada bir tane daha zombi varmış. Bu arada arkadaşlar temizledikçe zombi çıkabilir. Sen nasıl gördün bizi? Temizledikçe daha çok zombi çıkabilir. Bu arada gördüğünüz gibi ben çok fazla toksik kusma yediğim için şöyle şu anda yıkamamız gerekiyor diyor. Evet bu şekilde hataları yapmayın. Evet hızlı bir şekilde oakları temizleyelim ve ne kadar oak çıkıyor tek seferde siz de görmüş olun arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi taktiği yapacağım. Şuraları dolduracağım. Buradaki birazdan kırılacak. Onu kırıldığı yere tekrardan düşeceğiz. Arkadaşlar şimdi buradaki bütün oakları temizledim. Şu anda ilk gelişimiz bu şekilde. 3 tane balta harcadık. 65 tane de oak kastık arkadaşlar. Bunu 3 defa da yaptığımda büyük ihtimal 3 veya 4 kez daha yaptığımda bitecektir. Evet şimdi gidelim ve oak kasmaya devam edelim. En sonunda ne kadar kastığımı size göstereceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi ufak bir hemen kayda girmek istedim. Şu anda o akasını devam ediyorum. Şu anda arabayı buldum. Buraya üçüncü gelişte şu araba motorunu buldum arkadaşlar. Yani o akla üçüncü gelişimde araba motoru çıktı. Ben buraya her o akasına geldiğimde bu motoru buluyorum. Gerçekten çok iyi bir taktik. Oradan öyle gidip bu o ak satarken de bu araba motorunu bulabilirsiniz. Eğer burası açıktıysa bunu diğer kırmızı ormanlık alanda da yapabilirsiniz. Ama orada çıkma ihtimali çok daha düşük. Orada çok uğraştık ama burada üçüncü gelişimi buldum. Böyle alalım size beraber bunu da. Size görmüş olun. Başımızda bu arada sadece şapkamız kaldı. Bir tane rusty engine çıktı. Sonra da motorumu atacağım ve gideceğim. Evet. Vaka kasmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda tam 200 yapamadık çünkü ben yanlışlıkla birkaç kere pine woodlara vurdum. Pine woodlara vurduğum için baltam kırıldı. Son ağacı 2-3 vuruş eksik olduğu için kıramadım. Normalde tam 200'e tamamlanacak. Şu anda 200 değil. 197 tane falan var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tam 200 olacaktı ama önemli değil. Benim için hiç önemli değil arkadaşlar. Sadece size göstermek istedim. Bu arada az önce bir tane NPC şurada takılmıştı. Onu da öldürdüm. İçinden şöyle kocaman bir sol bilet çıktı arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada buradaki zombileri öldürerek kendinize zırhlar da bulabiliyorsunuz. Zombiler diyorum. NPC'leri öldürerek buradan zırhlar bulabiliyorsunuz. Burada da bir sürü bandajım oldu arkadaşlar. Bantım oldu. Buradaki sandıklar gerçekten işimize yarıyor. Bakın burada bir tane buglar sandık var. Onu da çalalım. Siz de görün içinden neler çıkıyor. Silahlar vesaire, bir sürü silah topladım arkadaşlar. Bakın bomba çıktı, mükemmel. İkinci seviye buglar sitesinde içinden. Hatta birinci seviye de olabilir. Bomba çıktı, mükemmel bir şey. Bu Oak Grove'u temizlerseniz gerçekten güzel eşyalar bulabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir tane daha şey var. Onu da alacağım. Abi bir sürü zombi başımıza düştü. Çıkalım, onu almayalım arkadaşlar. O şu anda tehlikeye girdi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, güle güle.